Şimdi gelelim abi benim köşeye. Benim köşede bugün dünden beri şey var. Bir çok dolaşan bir fotoğraf var. Bu da Tayyip Erdoğan'ın Biden'ın elini öptü öpmedi falan filan şeyi. Burada şimdi görüyorsunuz. Bakın ben şöyle bir başlık attım. Tayyip Bey merak etmeyin. Biz bu fotoğrafı istismar etmeyiz. Şimdi bu olay çok e, şey bir olay. Aslında gazetecilikte çok yaşadığımız bir olaydır bu. Bütün dünyada. Bütün dünya. Sadece bize mahsus değil. Haberler verilirken bazen işte bu tür şeyler kullanılır. Yani sevmediğiniz ya da karşı olduğunuz, muhalif olduğunuz birinin haberini yapıyorsunuz. Öyle bir fotoğraf koyarsınız ki yani baktığı zaman mesela görmüşsünüzdür. Tayyip Erdoğan'ın böyle olan resmi. Çirkin yani. Halbuki mesela aynı haberi öbür gazete onun gülen. Böyle <laughs> bir fotoğrafıyla bir Değil mi? Mesela dün bütün gazetelerde özellikle şey saray medyasında Biden'la Tayyip Erdoğan'ın çok güzel gülen fotoğrafları var. İkisi de çok güzel gülüyorlar o sırada yani. O sırada birisi herhalde arkadan <laughs> yapmışlar. Fotoğraf öyle çekilmiş şu an Fakat bunun özelliği ne? Şimdi bir dünkü ben fake yani sahte zannediyordum. Financial Times gazetesi İngiliz birinci sayfasında. Bu sağdaki gördüğünüz Tayyip Erdoğan'ın el öperken gibi algılanabilecek göz yanılsaması yapacak fotoğrafını koymuş. NATO zirve toplantısını o fotoğrafla sunmuş Türkiye bölümü. Tabi burada çok kızlar vay efendim Financial Times ne yapıyor şimdi şey de öyle olmuş okuyacağım. Soner Yalçın da yani bizim Sayın Cumhurbaşkanımıza nasıl yaparsın o bir kahraman falan diye bir yazı yazmış. Bakacağız yani o havada nedense. Çünkü bu dışa karşı olunca abi hemen şahin oluyoruz. Biz çok milliyetçiyiz ya o bakımdan herhalde. Şimdi bunu niye yazdım? Dün dikkat edin hiçbir muhalif gazetede bu fotoğraf yayınlanmadı. Yani zaten Saray Medyası yayınlayamaz da ama hiçbirinde yayınlanmadı hiç dikkatinizi çekti mi? Dün bana bile mesajlar geldi. Ya fotoğrafı niye konuşmuyorsun? Hatta ben de bir, bir kişiye yarın diye attım. Çünkü neden? Dün konuşmak istemedim. Bu örneği yan yana koymadan, yani dün de koyardık ama dedim ki hadi bir konu da yarına kalsın. dedim bir sürü konu var. Şimdi bakın, şu Ecevit'in fotoğrafı. Bu Beyaz Saray'da çekilen bir fotoğraf. Aslında bunun daha tam görseli, yani biraz kesmiş bizim arkadaşlar iki kareyi birbirine uyum sağlasın diye ama aslında böyle şey yani işte o koltuğa böyle yaslanmış. Ecevit de böyle karşısında. Hafiften bunun bir tane daha eğilen gibi de vardı. Yani şöyle şey. Şimdi burada 2002 yılında mı neydi bu 2001 ya da Ecevit işte Beyaz Saray'a gittiğinde Clinton'la görüşmüşler. Sonra böyle bir poz konuşurken. Şimdi Clinton rahat bir adam. Amerikalı. Böyle Ecevit'le bir kere Ecevit fevkalade İngilizce konuşuyor onunla. Arkadaş gibi konuşuyorlar filan. Bu fotoğrafı çok istismar ettiler. Ve bizzat, bizzat kim etti biliyor musunuz? En çok Tayyip Erdoğan. Ve onun seçilmişler ordusu. 20 yıldır bu fotoğrafı istismar ediyorlar. Efendim hatta Memduh Bayraktaroğlu da yazmış da o cümlesini almış. Bak size okuyayım. Tayyip Erdoğan'ın söylediği. Diyor ki El pençe divan duran bir Türkiye yok artık. Herkes bunu bilecek. Buna göre konuşacak. Dik duruş bizim için çok önemli. Bunun 20 yıl bu istismarı yaptılar. Aynı efendim Atatürk camileri kapattı. Efendim Kur'an'ı yasakladı. Ezanı susturdu falan yalanı gibi. Buna da böyle tabii pek çok insan da gazetecilik, fotoğrafçılık, habercilik falan da bilmediği için gayet doğal. Gördüğü algı görüntünün yarattığı algı üzerinden de birçok kişi tabii ki değil. ve bunun esprilerini yaptılar. Mesela Tayyip Erdoğan'ın gene poz sırasında çekilmiş fotoğrafları arandı bulundu o saray medyası. Çektikleri fotoğrafları taradılar. Mesela elini şöyle yapmış karşısında Obama var. Obama'ya mesela tam elini böyle yapmış. Obama da buna böyle bakıyor. Altına yazıyor işte diyor buradan buraya. Şimdi onun hikayesini anlatmıştım. Tayyip Erdoğan Obama ile otururken o hani masa karşılıklı oturuyorlar ya, şöyle yapıyor. Ama Mr. Obama diyor böyle yapıyor. Dışişleri bakın atılıyor. Sayın Erdoğan diyor parmak uzattığınız kişinin Amerika Başkanı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Diyor. Buz gibi ama. Şimdi bunları yapmanın hiç anlamı yoktu. Ama hani çok sevdiğim bir laf var benim. İlahi adalet için. Allah'ın sopası yok. Aha işte bu. Şimdi arkadaşlar bunun görüntüsünü yayınlayalım da hani bu konudaki ilkemizi ve iyi niyetimizi herkes de görsün. Şimdi bu fotoğrafın çekildiği anın bir de video görüntüsüne bakalım. Nasıl olmuş bu? Durdur durdurma yapabiliyor musunuz? Mesela yayınlarken pat diye durdurabilir misiniz? Şimdi 20 yıl kardeşim. 20 yıl. Siz Ecevit'in aşağıladınız. İşte Türkiye dediniz, Amerika ki yani ulan Ecevit dediğin adam Amerika'nın yerinden sakın kıpırdama dediği gün Kıbrıs'a çıkarma kararı veren başbakan. Hiç utanma arlanma olmayınca, ar haya kalmayınca 20 yıl boyunca pasa saldırdılar. İşte o böyle bu böyle, o böyle bu. Şimdi bak bir izleyelim. <laughs> bunu saray medyası doğal olarak yayınladı ama bunları hiç söz etmeden yani o fotoğrafı koyalım arkadaşlar gene. Yani o önümüzde dursun. Bunu anlatıyorum çünkü. Şimdi bunu hiç şey yapmadan efendim ayağına geldi. Bak şimdi oradan laf çıkarmaya çalışıyor. Biden geçiyor. Tayyip Erdoğan'ı görüyor o tarafa yöneliyor. Ayağına kadar geldi. Ulan ayağına kadar geldi de ne oldu? işte yumruklaştılar oldu bitti. Şimdi bak bu kalkarkenki an. Buradaki hata Ne? Kalkarken yumruğunu uzatmış yani. Halbuki kalkıp yumruğunu uzatsa bu fotoğraf olmayacak. Ama hani o da böyle bir fotoğraf çektirmek için değil tabii. Ama şunu söylüyorum. Bak arkadaş. AKP'nin yandaş yalaka tetikçi takımına da söylüyorum. İşte farkımız bu. Bak bugün hiçbir aslında yapardı. Financial Times yaptı. Financial Times'i e eleştiriyorlar. Niye yap? Yapar kardeşim. Neden? E çünkü biz bütün dünyada medya bir konuda ters gidiyorsa birine... Bunu yapar. İyi gidiyorsa da iyisini koyar. Geçmişe bakın. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmini koyarken Yeni Şafak, Akit, yok Sabah'tı, şuydu, buydu. Ne yapıyorlar? Bakıyor böyle en şey olan ya da işte arkadan bir şey gözüken bir poze, bir durum. Yani bu yapılır ama ha bak Financial Times. Bunu ne yapıyor? Hemen bu köşeden şeye geçeyim. Şaşırdım çünkü. Yani niye böyle bu kadar şey gitmiş? Efendim Sözcü'de Öner Yalçın. Böyle bazen egzantrik oluyor da onun için. Şimdi bak tarafı şey, çok uzun uzun anlatıyor böyle o oluyor bu oluyor filan da algı merkezleri, bir büyük aldatmaca örneği Financial Times gazetesi dünkü manşetinde gördük. Brüksel'deki NATO zirvesi haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden tokalaşma fotoğrafını birinci sayfadan kocaman verdi. Ama o fotoğrafı ileri verdi. Erdoğan eğilip Biden'ın elini öpüp af diliyor. Algısı yaratmak için yayınladılar. Biliyorlar ki gerçekte algıyı ayırt etmek zordur. Peki günlük gazete satışı 1 milyon abonesi olan Financial Times bu sahtekarlığı neden yaptı? Şimdi bak burada tabii tamamen işte bu tuhaf milliyetçilik öne çıkıyor. İşte Financial Times bunu yapıyor. Halbuki bizim Cumhurbaşkanımız ne kadar müthiş bir adam falan. Şimdi bak onu okuyacağız. Financial Times, FT, Londra merkezi, İngiliz gazetesi yayıncılığın temeli finansal haberciliktir. Ekonomi ve küresel piyasaların yönünü belirler. O kadar etkilidir ki 2015 yılında gazeteyi finanse, finans odaklı medya grubu Japon Nikkei 1 milyar 312 milyon dolara satın aldı. Ne var canım? Yani Hürriyet'i de o fiyata satın aldılar yani. E, bu Financial Times bütün dünyada. Hürriyet daha işte Marmara'da. Pearson bilmem ne filan. The Economist dergisinin de bulunduğu. The Economist Newspaper Limited şirketinin yarısında aynı yıl 469 milyon sterlin bedelle İtalya Agnelli ailesine ait Exxon'a sattı falan filan. E, FT yani Financial Times ulusal yayın organıydı. Ne zaman neoliberalizm İngiltere ve ABD'de iktidar oldu? gazete küresel oldu. Önce 1979'da Avrupa'da sonra 85'te Amerika'da satılmaya başlandı falan filan. Tesadüf değil. Financial Times 100 endeksi piyasa değeri bakımından en büyük 594 İngiliz şirketini içeren Londra borsası değeridir falan diye geçiyor. Dünya ekonomisini yönetmek kolay değil üst düzey finansal karar vericiler arasında okuyucu alışkanlıkları ölçen falan filan tekrar sorayım. Sözüm bana bu derece güvenilir bir gazetenin Erdoğan Biden fotoğrafını maksatlı yanıltıcı yayınlamasını nasıl değerlendirmek lazım? Sadece fotoğraf değil. İktidarın ilk döneminde Erdoğan'a övgüler düzen FT son yıllarda Erdoğan aleyhine diktatör algısı neden oluşturmaya algısı neden oluşturmaya çalışıyor? Ne değişti zamanca? Abi Soner Yalçın sana soralım. Hakikaten bir şey değişmedi mi sence? Yani şu anda. Aa ne enteresan. Böyle Türkiye'yi müthiş demokrasi hukuk kuralları içinde insan hak ve özgürlüklerine çok dikkat ederek yöneten naif başbakanımız, cumhurbaşkanımız. Aa yapmayın Allah aşkına ya. Her şeyin altında böyle büyük komplolar falan. Belki de bazen her şey göründüğü gibidir ya. Kimse beni özgürlükçü batı medyası yalan işte mesela bu. bu ben buna üzülüyorum biliyor musun? Üzülüyorum hakikaten. Yani özgürlükçü Onlarla kanamam. E git abiciğim o zaman sen İran'la, İran'la işte orada Arabistan, Katar, Matar işte oralarda ol. Ne bileyim yani. Her şeyleri komplo. E bunu, o zaman şunu soracağım. Sahibi olduğu Oda TV var. Dün birinci haber. Peker'e operasyon. Ne anladınız şimdi? Bak basit hemen günü gününe söylüyorum. Peker'e operasyon. Ne anlıyorsunuz? Efendim Afyon'da bu köfteci bilmem ne varmış da neydi o Yusuf mu ne işte ha, o. Efendim o operasyonla ilgili Peker'e yakın olduğu Bilinen dört kişi gözaltına alınmış, ikisi serbest bırakılmış. Bu. Peker'e operasyon. E şimdi bir gün önce Aydınlık Gazetesi, Siyah, Mossad, Eylem efendim basıldığı şey oldu, bu oldu anlatınca, ertesi bunu okuyunca. ya onun için bu şey Financial Times evet kasıtlı koyuyor. Bak sen busun demek istiyor. Neden? Çünkü Neyse söylemeyeyim hadi. Başlıyoruz. Batı gölgesi sarı gazetecilik yaparsanız polisler alırsınız ancak oyunlarını bozarsınız. Yani Tayyip Erdoğan Batı'nın oyununu bozdu diyor. Öyle mi? Nerede bozduğunu bir çıkaralım ha. Allah aşkına ya. Yapmayın ya. Bu kadar salak yerine koymayın ya. Buradan yani bu şeyi çözemiyorum ben. Bak biz bu Ahmet Hakan mantığı işte. Bir gün ona bir gün ona. Yanlış. Batı her şeyle kötüdür. Özgürlükçü değildir. Her şey yalan, dolan bilmem ne filan. Evet ama senin de her şeyin yalandı olan kardeşim. Yani o dünyada o daha yalancı ben daha doğrucuyum diye bir şey yok. Her yani bileşik kaplar gibi dünyada. Mafya her yerde aynı kardeşim. New York'a da gitsen aynı numaraları çekiyorlar. Ankara'da da onu yapar. Diyarbakır'da da onu yapar. Kabil'de de onu yapar. Tokyo'da da onu yapar. Yani Yakuza'yla efendim ne bileyim Carleone ailesi arasında ne fark var? Aynı mantıkla, aynı şeyleri. Dünya bile çıkatlar gibi ya. Senin orada yaptığın şeytanlığı bu orada başka türlü yapıyor. Ha biz burada aşağılık duygusu içinde kendimizi kandırıyoruz. Neden? Onun kadar yapamadığımıza inanıyoruz. Ahlaksızlığı, şeytanlığı. Ona kızıyorlar. Bütün mesele o. Yaparsan bak hiçbir şey olmuyor. Boş verin. Neyse.